Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün TOK T12'si test sürüşüne geldik. Şu an TOK fabrikasındayız. Gelin beraberce TOK T12'si deneyimleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İsterseniz şimdi test aracımızın yanına geçelim. Şu anda TOK T12'sin içerisindeyiz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lektör verdim, selam verdim ama geri dönmedi. Yani hızlanması falan, yani yokuş aşağı gayet güzel arkadaşlar. Anahtarından da bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ufak bir anahtarı var. Hem gidişatı hem konforunu beğendim. Elektrikli bir bagajımız var. Size dıştan göstereyim. 4 koltuk ısınmamız var. Ve A noktasından M noktasına gitmek için almadığımız için bu fiyatlar böyle. Evet arkadaşlar, şunu aracın içine geçiyoruz. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle TOK. İlk defa bir elektrikli otomobil süreceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Merhabalar. Evet arkadaşlar, şu anda TOK T12'sin içerisindeyiz. Serdar Bey şöyle buyurun. Şöyle tutarsanız çok memnun olurum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin beraberce TOK'u diyorum. TOK'u test edelim. Arkadaşlar ilk olarak aracın çok sessiz olması beni çok şaşırttı. Zaten biliyorsunuz bu bir otomobil değil, bir akıllı cihaz. Sunduklarıyla gerçekten karşısında bir tane T12 geliyor. Selektör verdim, selam verdim ama geri dönmedi. Malzeme kalitesi olsun, ekranın büyük olmasından dolayı şuradaki kokpit falan benim gayet hoşuma gitti. Kesinlikle söyleyebilirim. Yol tuşu da bu arada çok iyi arkada, alttaki bataryalardan dolayı biliyorsunuz. Şu anda içten yanmalı bir motor, içten yanmalı bir araç kullandığımız için ilk defa bir elektrikli otomobil deneyimi elde ediyorum. Ama gerçekten beklediğimden fazla özellik, donanım ve konfor gördüm arkadaşlar. Kesinlikle bunu size söyleyebilirim. Hani hem yerli olması, hem özellikleri, hem de gelişen özellikleriyle beraber bence alınabilecek en iyi elektrikli otomobillerden bir tanesi diyebiliriz. Daha farklı iyi otomobiller kesinlikle vardır ama hem yerli olması hem Türkiye'de üretilmesi tercih edilme sebeplerinden bir tanesi benim için. Yani hızlanması falan, yani yokuş aşağı gayet güzel arkadaşlar. Burada da rejeneratif fren yaptığımız bir düğmemiz var ve şu anda tek pedal kullanımıyla yokuş aşağı inebiliyorum. Buradan ayarını düşürüp şu anda kademesini düşürdüm. Attırdım. Burada iki tane düğmemiz var. Sağındaki rejeneratif fiyerini arttırıyor, kuvvetini arttırıyor. Soldaki de yavaşlatıyor. Yokuş yukarı çıkıyorum, biraz gaz verdim. O ivmelenme, o torku hissedebiliyorsunuz. Sonuçta bir içten yanmalı motor gibi işte gaza basayım, işte satsın, şanzıman girsin gibi bekleyiş yok. Burada şu anda spor modundayız. Gaza bastığımız zaman ivmeyi hissedebiliyoruz. Bu arada biraz da virajlara girmeye çalışıyorum ve virajlarda da yani bak şu an hızlanmama rağmen yani o yol tutuşunu hissedebiliyorum arkadaşlar, kesinlikle söyleyeyim. Araç mıh gibi oturarak gidiyor. Yani bir yerli otomobille burada 70-80-100'e dönmeniz mümkün değil veya örnek verin başka bir araçla dönmeniz mümkün değil. Bak basıyorum ve 69 araba savruluyor, yani hız ve limitlerine dönüyorum. Hem yol tutuşu olsun hem konfor olsun gayet güzel. Direksiyon hissiyatını da beğendim. İstediğiniz yöne hareket ettirebiliyorsunuz ve şu anda tipledim 85, 90, 100 kilometrelere gözümüzü açıp kapayana kadar çıkabiliyoruz. Sonuç 185 kilometre hız, 0-100 hızlanması 7.2-7.3 civarlarında. Yakında hem 4x4'ü 400-450 beygirlik yeni motoruyla, 4 çeker motoruyla gelecek. Onu da inşallah geldiği zaman test etme fırsatı yakalarız. Hani bu bile böyle ivmeleniyorsa, şu an 70'te bir yokuş yukarı basıyorum, karşıdan araba gelmiyor ve 100 km'de hızlara çok rahatlıkla çıkabiliyorum. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk araba bindiğim zaman deneyim merkezinde navigasyonun çok net olması beni çok şaşırttı. Yani gerçekten burada çok net bir şekilde sizin gideceğiniz yönü gösteriyor, olduğunuz bölgeyi gösteriyor. Bunu da ayrıyeten ekstra beğendim. Herhangi bir Apple CarPlay gibi değil, 3 boyutlu göstermesi bence güzel olmuş. Şöyle yokuş yukarı gaz edip dediğim zaman aracın ivmelenmesini hissedebiliyoruz. Arkadaşlar
Şöyle durduk ve otomat çalıştı. Kendisi fren yapıyor. Ha. Evet. Park moduna şu an park modunu aldık. Kendini de saldı. Çekiyor. Anahtarından da bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ufak bir anahtarı var. Gayet güzel. Ele oturuyor. Aracın iç tasarımı, malzeme kalitesi gayet yumuşak. Şimdi Serdar Bey gelecek. Ben bir arka tarafa geçeyim. Serdar Bey'in deneyimlerini beraberce konuşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu anda Gemlik'teyiz. Aracı ben deneyimledim. Şöyle dıştan da göstermek istiyorum. Hem performansını, hem gidişatını, hem konforunu beğendim. Elektrikli bir bagajımız var. Size dıştan göstereyim. Şöyle geniş bir bagaj hacmi de var. Yani burada 12 voltlarımız var. Şimdi ön koltukta ben deneyimlerimi yaşadım. Şimdi arkadan da sizlere hem konforundan hem sürüşünden Serdar Bey'le beraber konuşacağız. Sağ tarafta buna bir şey lazım. Vakum lazım arkadaşlar. Ona bir vakum lazım. Evet arkadaşlar, şu anda aracın içinden de elektrikli bagajı açabiliyoruz. Bunu da görmüş olduk. İçeriden kapatabiliyor muyuz? Evet. Bu da gerçekten iyiymiş. Bunu da beğendik. Bu arada Serdar, bir geri görüş kamerasını görebilir miyim? Bir açar mısın? R'ye alır mısın? 360 kamera görmek istiyorum ben. Böyle de bir 360 kameramız var arkadaşlar. Evet. Bu da iyi olmuş bence. Ben beğendim. Bence de. Evet. Tepeden de gösteriliyor. Gösterilebiliyor. Evet. Şöyle yavaştan geçelim istersen Serdar Bey. Aracın içine bindiğim zaman şunları da fark ettim. Akıllı cihazımızda 4 koltuk ısıtmamız var. Ve arkadaki ısıtmalarımız 2 kademeli. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şöyle malzeme kalitesi burada biraz sert. Ama burada dediğim gibi yumuşak malzemeler var. Ben 1.87, 1.88 boyundayım ve arkada rahat bir şekilde oturabiliyorum. Cam tavan olması falan gayet güzel. Tabii kol dayamamız var. Şimdi gölge gelecek zaten. Şu an araçta Serdar Bey var arkadaşlar. Serdar Bey ilk defa mı kullanıyorsunuz? İlk defa, aynen şaşırdım da. İlk böyle şaşırdığın şey neydi Serdar? Gaz tepkimesine şaşırdım ya. Abi ilk başta alışamadım. Biraz daha düz yolda bassan aslında ne kadar daha iyi gittiğini göreceksin. Şu an rejeneratif fren yapıyor. Çok sessiz olması. Evet. Evet. Aynen. Bu çok iyi. Ya geleceğin otomobilleri ya. İşte. İçinin de bej olması bence çok daha güzel olmuş. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar, deneyim merkezinde test sürüş yaptığınız zaman öyle 10 dakikalık 15 dakikalık bir test sürüşü değil de gerçekten uzun kilometre aracı iyi bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Onun için TOK deneyim merkezine teşekkürlerimi sunarız buradan. Gerçekten farklı bir şey ya. Ben ilk defa sürdüm şu an yani. Fazla sessiz. Değil mi İsa? Evet. Yapay güzel. Bir de çok biraz. Çok rahatmış yani. Tiple biraz. Bu arada arka koltuk ısıtma maaşını anında ısıttı yani ya. Önlerde de açabilirsin Serdar. İsa, şu an bu arabayı büyük ihtimalle 2 aydır kullanan adam senin kadar şu an bilmiyor ya. Açmamış olabilir arka koltuk. Zaten biz bu videoyu çekmemizden önce insanların bilmediğinden dolayı anlatmak yani test sürüşü nasıl oluyor, nasıl olmuyor, neler oluyor, olmuyor, insanlar görsün yani. Ben şu an çok zevk alarak kullanıyorum yani şu an. Ama bizim ülkemizdeki sorun bence şu, bu arabayı alamamızın sebebi şu. Biz bu araçları böyle bütün araçlar olarak konuşuyorum. A noktasından M noktasına gitmek için almadığımız için bu fiyatlar böyle bence. Evet. Hep böyle yatırım amaçlı kullandığımız için. Aynen, gösteriş vesaire olduğu için. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Şu an takasa verebiliyor muyuz aracı Serdar? Babadan vekalet alalım, verelim hemen aracı. Siz problem o zaman... Park pozisyonu yanda. Yanda. Aynen. Buna bastım yani. Frende mi ayağı? Evet. Basılı tut. Yok şey... Hı. Ha, şu an sağlı. Tamam. Start stop'a basıyorsun. Start stop. Şurada. Pardon. Ya sen başlatmadın ya, o yüzden karıştı. Aynen, şu anda kapandı. Aynen. Evet arkadaşlar, şu anda TOK T12'yi test ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün Serdar'la beraber T12'yi beraberce test ettik. Aracımızı buraya park ettik. Güzeldi ama. Güzeldi. Güzeldi. Burada TOK'larımız var. Gerçekten
Yani bu o paraya alınabilecek iyi arabalardan bir tanesi. Videonun sonunda da bunu koyarız inşallah. Burada da bir hesaplamalar yapıyorlar. Verelim Jetta'yı takasa diyorum, olmaz diyor. Al diyorum Jetta'yı, veriyorum, almıyor ya. Ver diyorum. Öyle yapmamız lazım.